Herkes yazdı mı cevaplarını? Yazdık. Ömer, Asiye, cümle kur. Yazdık. Heh, kelime de olur. Evet, başlıyorum o zaman. Sevgiliniz kahvaltı için mi buluşmak ister, akşam yemeği mi? Evet, Asiye Durk, sizle başlayalım. Ben kahvaltı derim. Ben de öyle yazmıştım. Ben de akşam yemeği. Asiye sabah kahvaltısından pek hoşlanmaz. Akşam yemeği. Evet, akşam yemeği. Tamam, benim sevgilim de... Ben akşam yemeğini tercih ederim. Ömer, sabah kahvaltısı sevgilim. Ben sabahlardan nefret ederim Süsen. Her sabah kahvaltı yapıyorsun ya. Bir insan yapıyor ya. Akşam yemeği benim tercihim. Teşekkür ederim. İlk soru neyse, tamam. İlk soruda bir şey olmaz, tamam. Biraz kendini ver. Neyse, ikinci soruya geçiyorum. Sevgilinizin en sevdiği tatlı. Benim en sevdiğim tatlı sütlaç. Ne sütlaç? Ben de kazan dibi derdim. Baba! Dur ya. Evet, diğer soru. En sevdiğiniz mevsim. Ben? Düşün. Düşündüm. Sakin sakin konuşuyoruz. Yaz insanıyım ben. Bir düşün sevgilim, düşün. Kış. Kış yani. Ben üşümekten nefret ederim Süsen. Neyse tamam. Sen ama konsantre ol sevgilim. Bak konsantre ol. Heyecan yaptı o. En sevdiğiniz hayvan demişim. Cevapları? Sokak köpekleri. Sokak köpeği. Benim de en sevdiğim hayvan tabii ki penguen. Üşünmeden penguen. Evet. Diğer soru. En sevdiğiniz renk. Heh. Ömer dur ne olur. Hep deyip kaldırıyorsun olmuyor. Dur düşün. Biliyorum sakin. Tık. Pembe. Ah, oh be. Oh, sevgilim biz çok iyi tanıyoruz birbirimizi sevgilim benim ya. Pembe dedim. Evet. Pembe. Doğru artı beş. Benim en sevdiğim renk? Bana söylediğin. Siyah. Ömer sen gerçekten... Kesinlikle yeşil değil. Tamam 12'de bir. Hayalinizdeki meslek. Onu da bilirsin doktor. Yaşa. Kaybettik bunu. Çekişmiş. Efendim sizi tebrik ediyorum. 42'de 42 yaptınız. Alkışlayalım. Üzülmeyin ya. Siz de 42'de 4 yaparak hiç yoktan iyidir be. 42 soru sormadın hocam daha az. Neyse. Kazandığımıza göre ne yapalım? Kutlayalım mı? Bizim patronun bir işi varmış gelmeyecek. O yüzden 9 gibi fayda seferiz. Sinemaya mı gitsek acaba? Oh, gidelim tabii ya. Gidelim tabii be. Yani şimdi üstüne alın mı olacağım be? Bence sorular çok saçmaydı. Kardeşim benim, sen kesinlikle kişisel algılama. Sorular çok güzeldi, eline koluna sağlık, tamam mı? Biz birbirimizi o kadar iyi tanımıyormuşuz, değil mi? Asiye ile Doruk daha fazla tanıyor. Yapacak bir şey yok. Çalışacağız, geliştireceğiz bunları. Yani bence o da biraz şans.